Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Yeni bir tamir videosu ile beraberiz. Yerel bir takipçimizden kombi kontrol kartı geldi. Kartın arızası hiçbir şekilde açılmıyor. Burada gördüğünüz ekran gelmiyor. Gözle incelemesini yaptığımız zaman da giriş kısmında birkaç patlayan çatlayan parça gördük. Şurada bir tane kondansatörümüz var. Bunun da tepesi hafif bir şekilde şişmiş. Bu da bunun arızalı olduğunu gösteriyor. Takipçimiz acil bir şekilde onarım talep ettiği için kartın üzerinde herhangi bir inceleme ölçüm yapmadan doğrudan videoya başladım. İlk bakışta kartın yüksek voltaj kısmının zarar gördüğünü anlayabiliyoruz fakat düşük voltaj kısmının sağlıklı bir şekilde çalıştığından emin olmadan yüksek voltaj kısmına müdahale etmenin herhangi bir anlamı olmayacaktır. O sebepten düşük voltaj tarafındaki kondansatörlerden güç kaynağımız üzerinden bir voltaj uygulayıp buradaki mikrokontrolcüler, lojik devreler sağlıklı bir şekilde çalışıyor mu kontrol edelim. Bazı videolarda yazıyorlar, yorumlarda abi işte bir kere de doğaçlama tamir videosu çek şeklinde. Bu da onlardan birincisi olacak. Şu şekilde kondansatöre kablo bağlantımı yapıyorum. Kartın üzerinde şu an herhangi bir fikrimiz yok. Sıfırdan arıza tespiti nasıl yapılıyor? Göstereceğiz arkadaşlar. Kondansatörün eksi ve artı bacaklarına kablolarımı lehimledim. SMD kondansatörü olduğu için dibine tutturmakta zorlanıyorum. Çok dar bir aralık. Bu şekilde yeterli olacaktır. Buradan bir voltaj vereceğiz arkadaşlar. Tam şu kısımda el diyor regülatörümüz var. Regülatör voltaj zaten işlemcinin kullanacağı lojik seviye bir voltaja regüle ettikten sonra kartımızın çalışmasını sağlayacaktır. Güç bağlantımı yapıyorum. Abi kaç volt vereceğiz burada? Hemen şöyle bir rölelerin üzerine bakalım. Tahminim yani 24 volt vesairedir. Genelde 24 voltluk çıkış oluyor. Ama tabii doğrudan 24 volta çıkmanıza da gerek yok. 8-10 voltluk bir gerilim test etmek için yeterli olacaktır. Güç kaynağı bağlantımı yaptım. Kablo bağlantım yerinden çıktığı için diyot üzerinden bağlantı yaptım. Ekranıma baktığım zaman ekranım geldi. Şöyle ışığı kapattığım zaman daha net gözükecektir. Bu da mikrokontrolcümüzün sağlıklı bir şekilde çalıştığının göstergesi. Herhangi bir problem gözükmüyor. Yüksek voltaj tarafında onarıma başlayabiliriz. Eğer bu şekilde işte buradan voltaj uyguladınız. Herhangi bir ekran görüntüsü vesaire alamıyorsunuz. Herhangi bir hayat belirtisi yoksa yüksek voltaj tarafında çalışma yapmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Kart maalesef hurdaya ayrılmış demektir. Burayı bir yakından göstermek istiyorum. Burada kısa devreye düşmüş bir kutupsuz kondansatör var. Burada TNY277GN switching entegresi hemen yanında kutupsuz kondansatörün tepelerinde bir ark oluştuğunu görüyoruz. Sanki buraya bir metal parçası bir şey temas etmiş gibi bir ark oluşmuş. Hemen bir kondansatörü yoklayalım. Kondansatör muhtemelen kısa devre verecektir. Yine entegremizde ölçeceğiz. Şu şekilde kondansatöre bakıyorum. Kondansatör tamamen açık devre olarak gözüküyor. Herhangi bir kısa devre değeri yok. Şurada switching entegremizin direğin source arası bacaklarını ölçelim. Kırmızı probu source'a koydum. Siyah prob direğinde ölçtüğüm zaman 0,048 değerini alıyoruz. Bu da switching entegremizin arızalı olduğunu göstermekte. Köprü diyot üzerinde de ufak tefek hasarlar var gibi görünüyor. Sanki buralarda hasar almış. Hemen bir yoklamasını yapalım. 504 504 506 508 değerini alıyoruz. Hemen ohmaj kademesini alıp bu direncin değerini ölçelim. Genelde bu switching entegresi hasar gördüğü zaman bu dirençte açık devre durumuna düşüyor. 176, 177 ohm gibi genelde burada 200 ohm gibi bir direnç kullanılır. Değerinde herhangi bir sıkıntı yok. Şu kısımda bulunan sigortalar buradaki direnci korumuş arkadaşlar. Sigortalarımız yanarak doğrudan devrenin geri kalanının hasar görmesini engellemiş. Burada TNY277GN entegremizi değiştirip tekrardan deneme yapacağız. Buradaki en önemli nokta arkadaşlar bu TNY serilerinin GN ve PN olanları var. Mutlaka harflere de uygun olan
Entegre yerine yerleştirin. Bir takipçimin başına geldi. Önce şuradan şu kondansatörü bir çıkartmak istiyorum. Burası dar bir aralık. Zaten kondansatörümüz de arızalı. Bu harfe dikkat edin arkadaşlar. GN yerine PN taktığı zaman çalışmamış. Sebebini bir türlü çözemedik. Fakat maalesef bu kartlarda bu şekilde bir sıkıntı karşımıza çıkıyor. Bu da aklınızda olsun. Hemen arka taraftan şişe kondansatörümüzü söküp yenisiyle değiştirelim. Yüksek güçlü AV'ye geçtim. Hemen bir kondansatör yerinden alalım. Lehimleri sökmek gerçekten zor oluyor arkadaşlar. Çift katmanlı kartlarda mutlaka bu şekilde yüksek wattlı bir havya yedekte tutmanızı tavsiye ederim. Kondansatörü bir yerinden çıkartalım. Ardından bakın kondansatörün alt kısmından bombe yaptığını görebilirsiniz arkadaşlar. Kamerada çok net belli olmuyor. Kondansatörümüz maalesef zarar görmüş. Hemen şu kısımda trafomuz var. Trafoyu da bir yerinden çıkartmak istiyorum burada. Lehimleme işlemini rahat yapalım. Havyam yüksek güçlü olduğu için burada lehim çürütme işlemi yapmayacağım. Doğrudan bacaklardaki lehimleri çektirerek buradan trafoyu sökeceğim. Ardından rahat rahat geniş bir alanda lehimleyeceğiz. Bacaktaki lehim tamamen erimeden sökmeye çalışırsanız arka taraf bacakla birlikte gelecektir arkadaşlar. Mutlaka yeterli ısıya ulaştığından, bu kanalın içindeki lehimin komple eridiğinden emin olun. Ardından rahatlıkla parçayı yerinden sökebilirsiniz. Şu an söktüğüm lehimler gerçekten beton kalınlığında inanılmaz sert. Bacaklardaki lehimleri temizledik. Travoyu ön taraftan sökeceğiz fakat travomuz halen yapışık arkadaşlar. Bacaklara biraz sıcak hava yardımıyla ısı travoyu yerinden çıkarttık. Şimdi rahat rahat entegremizi yerinden söküp parçamızı yerine lehimleyebiliriz. Şöyle kamera açısından biraz ileriye alalım. Evet, şu an entegre açığa çıktı. Yerinden söküp donör bir kart üzerinden entegre aktaracağım. Takipçimiz entegrenin yenisini getirmiş fakat az önce belirttiğim gibi GN serisi değil PN serisi bir entegre getirmiş. Bunlar maalesef kart üzerinde birbiri yerine kullanılmıyor. Arızalı entegreyi yerinden aldım. Şurada kısa devre olan kondansatörümü de yerinden söktüm. Donör kartı üzerinden yine aynı parçamızı sökeceğim. Şu kısımda da bir tane aynı görevi yapan kondansatör var. Onu da yerinden sökeceğim. Bu kart donör olduğu için kondansatörü vesaire yerinden çıkartma gereği duymadım. Ama dikkat edin patlamasın arkadaşlar. Ciddi bir şekilde patlayarak size zarar verebilir. Tam şu kısımda da kutupsuz kondansatörüm yer alıyor. Bunu da yerinden aldım. Hemen tamir ettiğimiz karta geçiyorum. Kutupsuz kondansatörü yerine lehimleyelim. Hava akış hızımı düşeceğim. Ardından sakin bir şekilde kutupsuz kondansatörü yerine lehimleyelim. Şöyle sizin de görmenizi istiyorum. Tam şu kısımda. Hatta burada küçük kameraya geçelim. Yaptığımız iş görülsün. Sökme işlerini büyük kamerayla gösterdim. Montaj işlerini küçük de gösterelim. Sökme işimi çok detaylı olmadığı için önemsemedim arkadaşlar. Biraz da acelemiz var. Takipçimiz şu an
Kartın onarılması için bizi bekliyor. Kondansatör yerine lehim dedim. Şurada az bir oynama var. Evet, sağlıklı bir şekilde kondansatör yerine oturttuk. Hemen yan tarafına sürücü entegremizi yerleştirelim. Önce bir petlere temizlik artı taze lehim uygulaması yapmak istiyorum. Kulak sartıklarını temizleyip taze kulak sürelim. Kart üzerinde kalan lehim artıklarıyla lehim yapmaya çalışmayın arkadaşlar. Sağlıklı bir şekilde oturmayacaklar. Mutlaka burayı bu şekilde tekrardan bir lehimle gezin. Petlerde taze lehim mutlaka bulunsun. Şu an buraya yaklaşamadım. Şöyle kamera açısına getirip petlerdeki lehimleri yeniledim. Tekrar kulak sürüp toner parçamızı buraya yerleştirip yavaşça lehimleyelim. Arızalı olan da karışmasın, hemen bir ölçmek istiyorum. Şu an entegreyi ölçüyorum. Multimetremin ekranına bakabilirsiniz. Direğin source arası 486 değerini veriyor. Bu entegremiz sağlam olan entegre. Hemen yerine yerleştirip montajını yapıp denemesini yapalım. Şöyle kabaca bir hizalama yaptıktan sonra parçayı ısıtmaya başlayabilirsiniz. Yerine oturacaktır. Parçam biraz büyükçe ağır bir parça olduğu için tutmanıza gerek yok. Hava akış hızı çok yüksek değilse parçayı yerinden uçurmayacaktır. Entegrem soğudu arkadaşlar. Şöyle bacaklardaki lehimleri de sağlıklı bir şekilde yapalım. Buradaki bütün bacaklar, source bacağı herhangi bir problem yok. Dördünün birleşik olmasında da bir sakınca yok. Parçayı yerine oturttuk. Kulak sartıklarımı temizliyorum. Buralarda edit yapmıyorum arkadaşlar. Takipçilerimiz bu işçilik aşamalarını izlemeyi sevdiklerini söyledikleri için çok fazla buraları kesmeden, sizleri de sıkmadan lehimleme yapmaya çalışıyorum. Şöyle bir fırçayla da üzerinden geçelim ki pislik kalmasın. Çünkü bu entegre feedback vesaire alıyor. Gayet güzel, sağlıklı bir şekilde yerine oturttuk. Transformatörümüzü yerine koyalım. Bu şekilde arkadan bunun bacaklarını da lehimleyeceğiz. Gördüğünüz gibi hemen alan çok daralıyor. Bunu sökmeye gerek var mıydı? Gerek vardı arkadaşlar. Kondansatörüm eksik şu kısımda. Hemen buraya da donör kart üzerinden kondansatör aktarımı yapalım. Sigorta yuvalarımı, her ikisine de sigortalarımı yerleştireceğim. Hem faz hem de nötr gidiş dönüş hattında çift sigorta var arkadaşlar. Bu ekstra bir koruma sağlıyor. Kartın 220 volt girişinden hemen bir voltaj uygulayalım. Kartıma voltaj veriyorum. Ekranım hiçbir şekilde açılmadı. Ölçü aletini voltaj kademesine alıp düşük voltajım çıkıyor mu bakalım. Düşük voltaj tarafında 1,2 voltluk bir gerilim okuması yapıyorum. Bu büyük ihtimalle anahtarlamanın yapıldığını fakat feedback'te bir sorun olduğunu gösteriyor. Tam şu kısımda feedback yapan, şöyle bir kontrol edelim. Aynen. Optokuplörümüz var. Muhtemelen bunun transistör tarafı zarar görmüştür. Hemen donör kart üzerinden buraya bir optokuplör değişimi de yapalım. Enerjimi kestim. Arızalı olduğunu düşündüm. Optokuplörü yerinden sökeceğim, yerine şöyle sıcaklığı da biraz düşürelim insani seviyelere. Yerine donör karttan aldığımız optokuplörü takacağız. Ha, bunun transistör tarafı neden zarar görmüştür? Az önceki entegremiz
Trainsource arası kısa devre olmuş arkadaşlar. Bu demek oluyor ki optokuplörede transistör tarafına saçma sapan yüksek voltajlar gitmiş olabilir. Hemen arızalı olanı şöyle kenara ayırdım. Donör kart üzerinden bir optokuplör sökelim. Aynı iş yaptığını düşündüğüm bir parça şu kısımdan alıyorum. Hani burada hiç voltaj çıkmasaydı entegre tarafında bir sıkıntı var diyebilirdim. Fakat voltaj çıkıyor. Geri besleme düzgün yapılmıyor muhtemelen. 1,2 volt seviyelerinde kalacak şekilde bir besleme yapılıyor olabilir. Bunu da deneyip göreceğiz arkadaşlar. Her şeyi ölçümle bulamıyoruz maalesef. Bazen deneme yapmanız gerekiyor. Ya bir ölçümle hiçbir şekilde bulunamaz mı? Tabii ki de bulunur. Yani bu optokuplörü test etmek isterseniz edebilirsiniz. Sağlıklı bir şekilde karşı taraf iletim yapıyor mu bakarsınız. Fakat şu an onunla uğraşacak hiç vaktim yok. Şöyle bacaklarıyla himleyelim. Elimde parça da var. Çok da düşünmeye gerek yok. Buraya bir sıcak havayla müdahale edelim. Biraz yoğun bir şekilde lehimlendi. Şöyle. Tekrardan buraya bir ısıtma yapacağım. Parçanın sağlıklı bir şekilde yerine oturmasını istiyorum. Optokuplör değişimini de yaptık. Birazdan karta enerji vereceğim. Eğer bu şekilde elektronik tamir konularıyla ilgileniyorsanız sizler için elektronik tamir kurslarımızda mevcut. Şu an videonun alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak kurslarımızı sipariş edip bilgilerinizi geliştirebilirsiniz. Önünüze arızalı bir kart geldiği zaman bu karta yaklaşım nasıl olmalı? Kart hangi mantık çerçevesinde tamir edilir? Hangi mantık çerçevesinde arıza takibi yapılır? Bu gibi detayları da bu kurslarda paylaşıyoruz. Şöyle ekranımı ışık almayan bir noktaya getirelim. Kartıma enerji veriyorum. Ekranım açıldı. Bu iyi haber. 4G hatası vermeye başladı. Rölelerim çekti. Kombinin geri kalan komponentleri takılı olmadığı için bu şekilde bir hata vermesi normal. Kondansatör üzerinden de bir voltaj ölçümü yapalım. 24,3 voltluk bir gerilim değeri görüyoruz arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. Kartımız sağlıklı bir şekilde çalışacaktır. Takipçimiz zaten yerel bir takipçimiz olduğu için hemen götürüp kombisine takıp test edecektir. Sonucunu bize bildirir. O yüzden videonun açıklama kısmında da kartım sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmadığını da belirteceğim. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.